başarılı programcı Müge Anlı'nın sunucu koltuğunda oturduğu, son zamanların en merak uyandıran yarışması Güven Bana'da yaşanan geçtiğimiz haftanın en ilgi çekici anlarında sıra. Kazanmak için güvenmeye, güvendiğiniz için kaybetmeye hazır olun. Güven Bana başlıyor. Sezen Aksu ve Emir Özbalak bilmecelerle alakalı 3. soruda 4000 lira değerindeki orta seviyeyi tercih ettiler. Koşar hangisi sence? Ben koşarım, o koşar. O da olabilir diye düşünüyorum. Ama yanımdan geçer gider ve önünden dağlar aşar. Onları söylemek istemiyorum. Tamam, onları eledik. Ben koşarım, o koşar, arkamdan tıntın eder. Aynen. Senin tercihin hangisi? İşte yani birlikte karar verelim. Yani ben giderim, o gider. Ben koşarım, o koşar. Bence arkamdan tıntın eder. Aynen, daha bir kafiyeli duruyor. Evet gibi düşünüyorum. Aynen. Tamam. Cevabı söyleyebilirsin. Okey. Cevabımız arkamdan tıntın eder. İki şık arasında kalmıştınız. Arkamdan tıntın eder dediniz. Doğru cevap, arkamdan tıntın eder. İlerleyen dakikalarda kasadaki 18 bin lirayla ilk yüzleşmelerini yaşayan yarışmacılar butonlara basmayarak devam etmeye karar verdiler. Yarışmacılarımız kasalarındaki 22 bin lirayla 8. soruyu görmeye hak kazandılar. Yani ben bilmediğim için yine sana bırakmış olacağım bu gerçekten. Bu adada yalnız kalan adam Robinson Crusoe ve Daniel Defoe. Evet ya, kim tarafından yazıldığını gerçekten bilmiyorum bu arada. Ernest Hagen Bey daha çok biraz daha şehirlerde, en azından adada geçmeyen hikayeler yazıyor. Yo ama şey yazan oydu diye hatırlıyorum. Bu yaşlı adam ve deniz. Tabii o da çelişir söylediklerinde. Ama Daniel Defoe. Bundan %90-95 eminim. Sen eminsen ben zaten sana güveniyorum. Ama geçen sefer yanlış yaptırdım. Hayır. Sen bir şey soracağım. Bu arada yanlış yaptık vesaire. Birlikte cevaplıyoruz. O yüzden hiç sıkıntı yok. Yani şu an bile yanlış olsa birlikte sarılıp ayrılabiliriz buradan. Benim için problem Sizden değil. Sizden senin bir fikrin yok mu? Ben bu konuda John gibi biraz yakın gibi geliyor ama bilmiyorum. Yani çok emin konuştuğu için ben okey derim zaten. Cevabımız Daniel Defoe. Robinson Crusoe adlı roman kim tarafından yazılmıştır diye sorduk. Siz Daniel Defoe dediniz. Doğru cevap Daniel Defoe. 9. soruya gelen Sezen Aksu ve Emir Özbalan kasasında 27 bin lira bulunuyor. Şimdi ise onları orta seviyedeki 25 bin lira değerinde bir soru bekliyor. Ya kaplumbağa olmadı kesin. Yani 100 yıl yaşıyorlar. Onu hiç düşünmüyorum bile. Eşeklerin ömrü ne kadardır hiç bilmiyorum. Köpeklerin ömrü 20'den daha, yani boyuttan boyuta değişiyor. Bazı köpekler 15 yıl, bazı yıl köpekler değişik. Rahat 20 yıl da yaşayabiliyor. O yüzden köpeği de eleyeceğim. 20 maksimum olamaz. Eşeklerin ne kadar yaşadığını bilmiyoruz ama. Aynen, eşek ve ördek. Bilmediğim bunlar. Bir şey soracağım, bence eşekler o kadar yaşıyordur ya. Aynen, bence de yaşıyordur. Ama bir eşeğin çünkü ismi de desi olmaz yani. İnsanlarla bence birlikte çok uzun zaman geçiriyorlar hani. Evet. Cevabımız ördek. Söyledik artık. Sezen orta seviyedeki yani 25 bin lira değerindeki soruya basarken demişti ki bilebiliriz biz bunu. Hatta evet, çok emir. Evet, risk alırız diye. Gülmüştü. Adı Desi olan ve 20 yıl yaşayarak kendi türünün en yaşlısı unvanı alan hayvan. Siz ördek dediniz. Evet. Doğru cevap ördek. Doğru cevap verdiniz. Kasalarında 52 bin lira biriktiren Güven Bana yarışmacıları Sezen Aksu ve Emir Özbalak için 10. soru öncesi yüzleşme zamanı. 10 bin lira. ...25 bin lira. Aa! 25 bin lira da bastı burada ya. Özür dilerim. Emir Özbalak 25 bin lira da butona bastı. Ben bekliyordum zaten basacağını. Sen niye basmadın ya o zaman? Ya ben gitmek istiyordum ama. E basacağım dedi. Ya işte aynen, güvenseydin işte bana, güven bana. Ya sana zaten baştan beri güven vermedin bana da. Hiç o güveni alamadım senden.
Evet, Emir Özbalak 25 bin lirada butona bastı. Arkadaşı Sezen'i yarı yolda bırakıp parayı tek başına almaya karar verdi. Sizleri tanıdığımız için mutlu olduk. Güle güle harca Emir.